Siz mesela yazışırken evlenme kararı aldınız mı? Yok. Ha, sevgili olma kararı aldınız. Ya aslında benim sevgili olma şeyim de yoktu, amacım da yoktu. Ben 9 ay yazışayım, dostluk kurayım dedin yani. Yok. Çok saçma, 1,5 sene yazışmış. Aklıma gelmedi abi benim 1,5 sene. Ben oraya İspanyolca öğreniyordum. Belki dedim bir Latin Amerika'yı gezerim. O amaçla. Sonra? Oraya gidince beğendim. Bir daha gittim. Ondan sonra aldım geldim. Neden? Çakmak mı bu? Neden basıyorsun? Ya aldım dedim. Öyle denmez abi. Aldım ya. Geldim bunu aldım. Ben sonra bir let go'ya koydum. Gayet güzel. Öyle denmez yani. Sana şunu söyleyeyim. Şu kızın Türkçesi senden iyi. Vallahi bak sana mı söylüyorum? Bok gibi bölümümüzü bekliyor. Beklentisi düşük. Kimse bir beklentiye girmesin, tamam mı? İyi olur ha. Efendim? İyi olur diyor. Kendime bakar gibi. Niye bana bunu dediniz? Abi sen kim, hanginiz dedin sen? Sinsi köpek. Benim bütün ayarlarım bozdu şu an. Sakallı Falcao sana benzetmiş. Ha evet. Aynıyız lan biz. Sen benim kavruğumsun. Hoş geldin. Adana olsa böyle olurdu. Hayda. Hanımlar beyler, ilişki testi. Ben Deniz Mesut Süren'in moderatörlüğünde yeni bölümüyle seyirci rekorumuzda alkışlarla başlıyor. Hey yavrum. İnsan seli. Buna gülmemeniz lazım şu an yani. Bugün yepyeni bir çift ağırlayacağız. Daha önceki bölümlerden bir tanesinde aslında seyirciler arasındalardı onlar ve tanışma hikayelerini dinlemiştik. Nereden köken? Hocam nerede tanıştınız? Hangisi de aslanım bize takılak. İspanyolca öğreniyordum, orada pratik yaparken tanıştık. Sen nerelisin? Adana. Oğlum senin şiven nereden geliyor? Hadi kız Kolombiyalı. Seni de anlayamıyoruz. Dur şimdi. Bunları hiç konuşmamışız gibi baştan soracağım ben sana. Ama aynı doğallıkta. Hanımlar beyler. İlişki testi tüm hızıyla sürüyor. Şöyle bir düşündüm de. Aramızda Kolombiyalı var mı? Ne var ya? Sevgili Serkan ve Marcela'yı ağırlayacağız. Bir Kolombiyalı hanımefendi ve bir de Adanalı sevgili Serkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıllık ilişki Serkan? 7,5. 7,5. Tanıştığınız o anı anlatsana bize. O gün anlatmadığın ayrıntılarla. Yani internette tanıştık. Tamam. Ne güzel. İspanyolca öğreniyordum. O da İngilizce pratik için. Konuştuk. Kaç ay? 9 ay falan konuştuk. Nece? İşte İngilizce, İspanyolca karışık. Nasıl İspanyolca? Yani çocuğu anlayacak kadar. Hangi çocuğu? Ya benim çocuğum. Ha çocuk var sizin. Benim çocuk var. Onu biz bilmiyoruz bunu bize yani. Deliye bak. Çocuğu anlıyor. Hangi çocuk diyor? Benim. Farkındayız. Ama ben o yani. O seviyede yani. Böyle adım adım atlama, biraz daha tanışacağız. Allah Allah. Dedem de mapusta, biz bunu tahmin edemeyiz yani. Bilemeyiz ki biz. Çocuk var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 4'e giriyor. 4'e giriyor. Kaç dil biliyor şu an? 2. 2. İspanyolca. Türkçe. Türkçe. İngilizcesi yok. Öğreniyor okulda yavaş yavaş. Mayanısını. Sonra peki siz ilk yazıştınız. Hı hı. 9 ay yazıştınız. Yaklaşık. Görüntülü mörüntülü arama? Var. Var. İlk gördün. Ne dedin bu adamın tipi için? Sevdim. Değişik. Oh, gene geldi az Türkçe. Hayırlısı olsun. Yani yine yanlış kelimeleri seçe seçe duracak. Gördüm. Zigon. Gayet güzel. Yani bana yakışıklı geldi. Bana da yakışıklı geldi. Zaten yani. Bir tane dinleyicimiz az önce benim ayarlarımı bozdu yani izleyicimiz. Abi dedi favorilerini sakalını senin gibi yapmış. Baya benim kavruğumla yayın yapıyorum şu an yani. Bu şakaya demin gülmüşlerdi ama tekrar olduğu için. Şu an terbiyesizlik yapıyor hepsi yani. Buradaki 200 kişi beni satıyor. Olsun aslanım olsun. Hepinizi karşıma alırım. Olsun sat, sen yine sat. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de. Türkiye'de. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Evlenme teklifini hanginiz etti? Teklif olmadı. Yoktu. Evet. Olmadı. Oğlum buna niye bu kadar mutlu oldun? Niye olmadı? Kolombiyalılara evlenme teklif edilmez miymiş? Yok öyle bir şey değil de. Nasıl bir şey? Benim ayılığım abi. Onunla alakası yok. Yani buraya geldi turist vizesiyle. O zaman turist vizesi vardı. Şimdi yok vizesiz. Geldikten sonra öğrenci vizesiyle uzatmayı planlıyorduk. Çok saçma bir şey oldu. Ne oldu? Yani olmadı. Çok uzun sürdü. Çok vizesi da saçma olmuş. İki ihtimal var. Olmuş değil. Olmamış. Çok saçma oldu. Ne oldu? Olmadı. Uzadı. Uzadı biraz. Ondan sonra en iyisi dedik. Evlenelim. Hani biraz daha öne çektik. Evlenelim. Bayağı romantik olmuş. En iyisi. Sürünsek mi yoksa evlensek mi? Bir düğün oldu mu Marcela?
Adana'da oldum. Hadi be. Ya. Adana'ya gelin mi gittin? Evet. Hem ağladın hem gittin mi? Ağladın mı? Kim ağladı ya? Ağlamayacağım. Öyle bir şey değil ki ya dün. Kafamı karıştırıyorsun şu an. O bir deyim, deyim. Bizde deyim. Ha. Yani hem ağlarım hem giderim diye bir deyim vardır gelinler için. Hena. Yok, kına değil. Ha, tamam. Çok tatlı böyle. O da hani bu. 3-5-2 Fatih Terim işte bu. Bu mu? Kına gecesi oldu mu? Oldu. Yapma ya, kına yaktılar sana da. Evet. Ana. Ailesi sadece. Tamam, kimse zaten istemedi. Herkes yakmıyor. Bütün Adana yakmıyor. Yok, tamam da. Kına'da aile var. Sadece evin içinde. Ha, evin kimse içinde. Gelmedi başka. Yok, gelmesinler zaten. Neden? Yok, istemem. Niye istemiyorsun? Gelsinler. Yok. Zaten anlamıyordum hiçbir şey. Yok, çok güzel konuşuyorsun bu arada. Türkçe çok güzel. Aa, 7 sene önce oldu. Bir şey yoktu. Evet. Ha, o zaman bilmiyordun. Ha, hiçbir tamam. Şey bilmiyordum. Şeyi falan söylediler mi? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Kızın yine ayarlarını bozdu. Ev mi? Yüksek mi? Tepe ha? Birbirinizle ne olarak kayıtlısınız telefonda? Ben... Love. Love. Uh-huh. Değişik bir kelime İngilizce'den. Sende de furniture. Gayet güzel. Basit basit iki kelime öğrensinler diye beginner. Her gün değiştiriyoruz abi diye. Bir gün umbrella, öbür gün. Sende ne olarak kayıtlı? Mipata. Mipata. Ne demek o? Ördeğim. Seni tebrik etmek istiyorum. Yani love en azından basit ama saygın bir kelime. Ördeğim ha? O senin ördeğin mi? Ya o zaman... Nereden çıktı? Çok seviyorum. Kızın da haberi yok. Ne salak salak ördeğim diye kaydediyorsun ya. Nereden çıktı lan ördeğim? Aferin kız. Nereden çıktı ördeğim? Başkasının da o ya. Bak yok. Serkan. Değiş değiş şakalar yapıyor. Sadece kendin gülüyor. Durduk yerde zor duruma giriyor. Yapma bunu yani. Yok yok, o kelimeyi ilk başta çok seviyordu. Türkçesini. Ördeği mi? Hı-hı, evet. Onun için öyle kaydetmiştim. Ha tamam. Mipata. Hala öyle. Evet. Hala öyle. Nasıl yazılıyormuş ördeği mipata? Bu İspanyolca mı? Evet. İki kelime. Mi pata. Ha öyle. Evet. Tamam. Yani yazılış okunuş aynı İspanyolca. Kolay. Tabii abi basit. Çok kolay. Benim zaten İngilizcem. Oh. İngilizceden beri. Bak buna gülemezsin şu an benim İngilizce. Şimdi bu noktada benim bir telefona ihtiyacım var. Nerede telefon? Bir tane aplikasyon var arkadaşlar, Cambly diye. Ona giriyorsun. Sonra bir tane öğretmene bağlanıyorsun. Birebir konuşuyorsun. Şimdi size sesi de vereceğiz, ben konuşacağım. Bana yardımcı olun. Size de soracağım. Bazı anlamları bilmiyorum. Size de soracağım. Siz de söyleyin oradan, tamam mı? Beni şey zannetsin. Ben sizden öğreneyim falan desin. İtmenimiz bekleniyor şu an. Bu arada ücretsizmiş bu. Deneyebiliyormuşsunuz. Hello. Hello, how are you? Thank you. You? Where are you from? I'm from Istanbul. You? I'm from the USA. USA? Yes. Where are you now? I'm now... Here. Neredeyim? Buradayım. Here. You? Awesome. You are there. Sen de oradasın. Bitti gitti. And what is your job? I am a talk show programmer in Turkey. Are you a teacher USA or sade vatandaş? Are you a teacher? English well, my teacher? My background's accounting and IT, but I've also, teach. Yeah. Yani çok, mesela çok zorlanıyor. Ama valla böyle konuşsan fıtır fıtır öğrenirsin daha İngilizceyi. And so why do you want to practice English? Yes. I need a practice. Ben çok zor durumdayım şu anda. Çok çaresizim aga. Yes, yes, I need a practice. Always. Rarely, usually, seldom. So how many people in your audience? 100. Dur lan, demin 200 dedik. 200. 200 person watch me now. O kadar, şu an bitti çünkü gerçekten İngilizce sonuna geldik. Daha konuşamam. Bir de akıcı konuştum, yoruldum. Thank you very much for learn. Thank you. Thank you. Thank you very much. Siz de bu duruma düşmek istemiyorsanız sevgili ilişki testi izleyenleri, şu an bizi kim izliyorsa Cambly'yi aplikasyon olarak telefonuna bir indirsin. Hocalarla birebir görüşsün, konuşsun. Burada bir yabancı sevgilisi ya da eşi olan var mı? Yok. İstasın. Daha önce olmuş olan var mı? Yabancı bir sevgilisi bir şey. Şurada bir parmak var, verelim mi hemen? Nereden de sevgiliniz? Polonya.
Ha, nereden buldunuz bu adamı? Üniversitedeyken Erasmus'la gelmişti. Öyle tanıştık. O buraya geldi. Evet, yani Denizli'de okudum. Denizli? Evet. Adamın da puanı yüksekmiş herhalde. Erasmus'la Denizli'ye gitmiş. Orada da çünkü puan puandır. Ya. Türkiye'de nereye gideyim? Erzurum, Denizli. Evet. Denizli'ye geldi. Nerede tanıştınız orada? Erasmus toplantısı olmuştu. O da orada konuşmacı olarak yani vay, sınıfla gelmişler. O da Polonya'yı tanıtıyordu. Ben de gözüme kestirdim. Öyle buraya kadar çok sakin gelen bu hikaye. Ben de baktım, ben bunu yerim dedim. Bir sote aradım. Evet. Sonra hafta sonu Pamukkale'ye gideceklerdi geziye. Ben de gittim. Kimseyi tanımıyordum. Öyle tanıştık işte. Sevgili oldunuz. Evet. Hiç mesela kavga, onu hep merak ederim ben. Yabancı bir dil konuşan insanla kavga ettiğin zaman nece kavga ediliyor? Biz İngilizce kavga ediyorduk. Nereye kadar sertleştin İngilizce? Ne çıktı ağzından? Valla İngilizce çok sertleşemedim çünkü anlayacağı için genelde Türkçe sertleşiyordum kendi kendime. Türkçe ne diyordun? Sayıyordum bayağı bir. Say bakalım bir tane ya, bir şey olmaz. Yok şimdi saymayayım. Neden? Say kız, ne olacak? Ya anavrat, düz gidiyordum yani böyle. Sayma sayma. İşte. Sayma annem, insanın kendini bilmesi güzel, sayma sayma. Coştu manyak. Anasına mı söylüyordun çocuğun? Nasıl? Yüzüne bakıp ne diyordun? Refrigerator. Öyle mi diyordun İngilizce? Anlamaz diye. Furniture diyordum ben genelde. O şekilde. Güzel güzel. Bitti ama şimdi. Bitti bitti. Çok oldu canım. 2011'deydi. Ha, şu an buraya sevgilinle mi geldin eşinde? Evet, erkek arkadaşımla geldim. Öyle mi? Ay evet. Ne güzel ya, kalkıp bunu anlatman süper. Teşekkür ederim. Niye gülüyorsunuz oğlum? Gerçekten çok güzel bir şey yani. Harikulade. Ver bakayım adama da. Adam da tam telefonu aldığı gibi şöyle bir şey düşecek de bu çocuğu. Orayı duymuşuz. Abi selam. Merhaba. Çok eski hikayeymiş. Evet evet. Tabii abi, 7 sene önce zaman aşımı zaten yani. Aynen. Polonyalı Polonyalı. İstersen basalım Refkoş'a, ister misin? Refkoş'a değil lan. Kıbrıs'ı basıyoruz durduk yere. Cahil yanlış yere basmış. Girne'deyiz abi, nerede bu herif ya? Leh Poznan diyecektim de. Büyük iddiacı olduğum için. Güzel güzel abi. Senin var mı bir eski sevgilin? Yani eski sevgilim var ama yabancı değildi. Türktü. Olsun, sen de konuş, eşitlik olsun. Bir şey olmaz. Senin hakkın. Sen de anlat acık. Abi eyvallah. Zarifliğin için çok teşekkür ederim. Bir alkış ikisine de. Dünya güzel çiftimize. Sağ olasın. Hocam azıcık şu düğünden azıcık bahsedeyim. Şu kına oldu. Düğün de oldu. Sizden kimse geldi mi Kolombiya'dan buraya annem, düğüne? Annen geldi sadece. Hı-hı. Ha ne güzel. Harikulade. Annesi nasıl aranız annesiyle? İyi. Kayınvalidelik yapıyor mu? Onlarda var mı kayınvalide mayınvalide? Yok. Sen gittin Kolombiya'ya. Gittim. Nasıl bir yer? Anlat bakayım açık Kolombiya'yı. Ya güzel bir yer. Tamam. Doğası falan çok güzel. Boş ver doğayı. Gece hayatı. Ne gece hayatı doğayı? Daha güzel. Bogota. Medellin'den. Nereden? Medellin. 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 Bu ilaç gibi İngilizce. Medicine. Medicine. Oğlum buna gülemezsin. Gerçek bir şey söylüyorum şu an yani. Az önce öğrendim yani... çünkü Cambly'den bayağı geliştirdim kendimi az önce. İlk defa böyle diyen oldu. Tamam. Medicine. Genelde şeyden bilirler diziden. Hangi Escobar'dan. Dizi? Escobar'dan. Ha tamam. O ana şehir. Orası. Aa Kolombiya. Bundan sonra konumuz belli oldu. Ya da bölüm bölüm çekiyoruz, arkaya geçeceğiz bir 10 dakika. Geldiğimizde ne yaptın abi? Deminden beri kısa cevap veriyorum ama azıcık konuşalım havana konu yerinde. Hay Allah. Mesela orada yaygın mı kullanımı? Yok. Anlamadım. Ya bu kokain. Adam çok tatlı. Kokain diyor, rahat ol, kokain. Aşk sözcükleri söyler misin ona? Ke? Aşk sözcükleri. Romantik. Romantik. Yok. Romantic speech. Öyle değilim ben. Romantik değilim. Değilsin. Hiç romantik bir anınız oldu mu? Oluyor. Tamam, ben olmadı diye söylemedim ama yani bana böyle cevap veremezsin. Oluyor. Salak salak sorma, oluyor. Tamam işte, ne oluyor mesela romantizmden sen ne anlıyorsun? O benim mesela? Daha romantik işte, o başlıyor. Neye başlıyor? Hayırlısı şey olsun bakalım neye başlıyor? Herkes de bir evresi anlatsınlar ya! Neye başlıyor? İşte o daha tatlı şeyler söylüyor. Tatlı ne diyor mesela sana? Ördeğim. Ördeğim. Yavrucuğum. Aşkitom. Öyle. Ne oldu Adanalı? Senin de belli.
Senin de altyapın yalnız kalınca aşkitomlar. Ucu bucukku. Öyle salak salak. Aşkitom diyor. Valla. Böyle şey misiniz abi siz? Özler misiniz birbirinizi görmeseniz? Evet. Kaç gün ayrı kaldınız en çok? 2 ay. 3 ay. 3 ay. Hiçbir ayrılık oldu mu? Böyle şey ayrılık. Yok. Ayrılalım. Yani siz bayağı ben buldum abi tamamdır diyor musun yani? Evet. Sen de öyle. Ana ne güzel. Bir eski sevgilisi var mıymış Kolombiya'da? Kızın anladığı bir yere geldik. Bunu bekliyordum. Bakalım neler gelecek şimdi başımıza. Vardı vardı. Kolombiyalı mıydı? Kolombiyalı. Ha, ne kadar sürelik bir ilişkiydi? 7 sene. Ha, sen böylesin. 7, 7,5. Evet, hep uzun. Bu i̇nşallah, inşallah bundan sonraki 8 olur. Çok isterim. 7 seneydi. Yedi. Ha, o neciydi? Ne iş yapıyordu? O da mühendis. Mühendis. Aha. Sen tanıştın mı adamla? Yok. Ha, tanışmadın. Hiç bunlar konuşuldu mu o dönem hiç? Ha, tamam. Ha, konuştunuz her şeyi. Tamam. Okey. Niye ayrıldın ondan? Farklı şeyler istiyorduk. Yani ben artık evlenmek istiyordum ya da beraber yaşamak istiyorduk. O istemiyordu. O zaman bitti. Çok Türk derdi lan bu. Bu benim Kocaeli yani. Bayağı İzmir, merkez. Aynı. Kadın her yerde kadın. Adam her yerde adam. Her yerin piçi var. Kolombiya'nın piçine denk gelmiş. Bunlar senin için Seko. Bunlar sana. From me to you. Bunların hepsi benden sana. İstemiyorum. Sen dedin ki fuck off you. Evet. Anladınız. Aferin. Siz de fena değil aynıcınız. Sen de def ettin. Sen ayrıldın. Evet. Üzüldün mü arada? Yoksa hemen mi geldi Serkan hayatına? Evet. Hemen. Serkan vardı. Ulan Seko ondan deminden beri girmiyorsun konuya sen. Bir şeyler orada karıştırmışım belli. Ya ben bilmiyorum. Adamla tanıştım diyor. Yo. Tanışırsak ağzıma sıçar abi ben onu. Yani aldattın mı sen adamı Seko'yla? Yok sadece internette yani konuşuyorduk. Yani ilk başta ilk konuştuğumuz zaman. Ha o dönem tamam evet. Be abi. Daha ben gitmeden evet. Önce. Zaten tabii, tabii. Bitmeye yakın bir ilişkide pratikte aldatmasan bile internette yazışırsın yani ne olacak? Normal. Ne anlatayım acaba şu an? Ne olacak abi? Çok normal yani. Sen ama biliyordun. Söyledi mi sana? Evet, evet. Bir sevgilim var diye. Hı-hı. Sen dedin ki hala uknasın şey olacak ha. Sıçarlar ya ben buradan onu yürürüm. Dedin değil mi yani? Nasıl tanıdın oğlum? Çok zordur yazarak. Yo diyor manyağa bak yo. Herkes tanınır. Hiç böyle yazışarak biriyle tanışan oldu mu internetten? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden yazıştınız? Yani Twitter'dan yazıştık. DM. Evet. İlk kim yürüdü? O yürüdü. Ne yazdı? İşte merhaba falan. Bayağı enteresan yürümüş. Senin de seçici olduğun muhakkak. Demek merhaba. Vay be. Ne adamlar var abi. Merhaba demiş ya. Ben de çakarım bir merhaba. Hoppa. Orada nereye gideceğim belli olmaz. Bunun sonu düğün. Tamam. Sen merhabaya niye cevap verdin? Biz de yazıyoruz merhaba. Cevap veren yok. Selam. Hello. Ben neler yazdım yıllarca. Yani şöyle oldu. Biz zaten aynı liseden mezunuz. Ha, oradan mı yürüdün abi? O mantık vardı. Yani lisedeydi. Ver bakayım mikrofonu. Ben 200 sınıftaydım. Aha. Bir nevi şey mantığı vardı. Yani yazayım, kendimi geri çekeyim, konuşmayayım falan diye. O arada zaten isteği varmış. Numaramı niye almıyor diye bir derdi varmış. Ben konuşmadım bir ara. Ben de yazmaya başladı. İşte hani ben Twitter'a çok girmiyorum falan filan muhabbetleri döndü. Sen dedin. Ben dedim. Ha. O kendi söyledi. Ondan sonra... Numaramı istesin diye. Twitter'a giremiyorum. Oğlum nerede bu kadınlar? Ben anlamıyorum yani. Sen neredesin yani? Yok yani sen neredesin? Tamam şimdi buradasın ama normalde neredesiniz siz? Ben bunu bir isyan etmek istiyorum artık. Where are you? Ne olur biri bana açıklasın bunu ya. Tamam. Ya benim de şansıma denk geldi yani. Öyle bir şey varmış. Ya bak öyle denir mi oğlum? Biz de yani Mesut Bey. Denk getirdik bakma yani. Her gün olan bir şey değil bakma yani. Bir tane ağımıza düşürdük devam. Öyle deme yani sen gene. Azıcık kelimelerini doğru seç. Denk geldi diyor manyağa bak. Kaç yıllık ilişki oldu şimdi? 4,5-5 gibi bir şey. 5 sene önce. Ya tabii arada çok ayrılma olaylar var. O yüzden zaten denk geldi diyorum. Bırakamıyorum. Yani. Hocam sen de yine bizim Haksız Osman gibi son kelimeyi yanlış seçme. Çok tatlı geliyorsun ondan sonra. Baya geliyorsun. Ayrılacağım sıçarım böyle hayata ya. Yani orada bir an sertleşiyorsun. Onu yapmaman lazım yani.
Hanımlar beyler, ilişki testi enteresan bir bölümüyle, alkışlarla, tüm hızıyla devam ediyor. La la la, la 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 la. Burada ilişki testinin müziği yapalım lan. Hadi bak hep beraber. La la la, la 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 la. Bir daha. La la la, la la la. O kadar kötüymüş ki. Serkan ve Marcela ile ilişkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Serkan soyadı ne? Turhan. Turhan. Evlenince ne oldu Marcela'nın soyadı? Diana Marcela Turhan. Ha, Turhan mı oldu? Hı hı. Ya Türk kimliği. Ha, önceki çıkınca soyadı neydi? Duruyor, Gomez Perez. Gomez Perez. İki tane. Şu an adın senin? Yena. Diana. Viana. Diana. Diana. Marcela. Marcela. Turhan. Turhan. O kadar. Ha, Gomez Perez gitti. O Kolombiya yani, pasaportunda Kolombiya, duruyor. Evet. Ha, öyle çifte mi oluyor? Vatandaş. Evet. Aha. Ha, senin şu an mesela oraya oturma iznin var mı eş durumunda? Oturma izni var. Yani gittiğim zaman kalabiliyorum. Evet. Gittiğin zaman uyuyabiliyorum abi. Tamam mı? Söylüyorsun. Bir şey soracağım Marcela. İlk buluşmada, hatırla o ilk buluşmanızı. Tamam. Nerede buluştunuz ilk? Yüz yüze. Havaalanında. Havaalanında. Bogota'da. Bogota'da. Ha, karşıladın onu. Yok. Yok, beni ben onu karşıladım. Ben bir... Aklıma yatmayan bir şeyler var. Kolombiya olan hangimiz? Önce onu söyleyeyim. Ben yanlış mı anladım? Adana olan sen misin deminden beri? Öyleymiş, hepimiz yanlış anlamışız. Ne kadar üzülürüm. Şimdi Bogota Kolombiya'da. Tamam. Sen onu nasıl karşılıyorsun orada? Ben erken gittim. Sıçam. Neden? Yok, ben yani bileti o zaman buldum. Perşembe miydi? Çarşamba. Tamam. Hatırlamıyorum. Gittim. O çalışıyordu. Cuma'ya falan gelebileceğim dedi. Tamam, ben de bir gün şehri gezdim. Ertesi gün Marcela geldi. İlk Medellin buluşmada gibi. O gün. Hı hı. Herhangi bir hareketine, tuyuna gıcık oldun mu? Yemek var ya. Aa. Ne oldu? Sen onu anlat. Sen anlat. Sen anlat, daha güzel olur. Akşam geldim. Bu yüzden acıktım. Dedim ki restorana gidelim, bir şeyler yiyelim. O da tamam dedi. Gittik, oturduk. Hiçbir şey istemedi. Ben de düşündüm ki... Sen söyle. Oğlum, en güzel yere gelip adama bırakamazsın. Onu anlatamam ben. Ne düşünmüş? Bizim elimizle yemek yediğimizi düşünmüş. Utandı, utancımdan dolayı da yemek yemediğimi düşünmüş. İyi yiyoruz ara ara, öyle bir şey yok. Elle yemiyoruz bu arada, ben yiyorum yani. Balığı elle yiyenler kimler? Tamam mı? Bak, gördün mü? Tamam mı yani? Pilavı elle yiyenler, herkes kaldırsa. Çorbayı elle içenler burada abi. Sence Serkan dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Az Türkçeyle laps diye soktum vallahi. Türkçe minik ama yo. Mümkün mü abi öyle bir şey? Dillense ya bir anda. Hayır be oğlum ya. Yok be abi. Mümkün değil ya. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Yani ben şey... sevmiyorum. Fazla kıllı. Ama ona yapabileceği bir şey yok. Yani o çok şey temel yapardım. Bir şey o yani. Kollarda mı, onlarda mı? Her yerde. Gene de sen gözlerinden ayrılmamaya dikkat et yani. Seni sevdik. Değişik bizim burası. Türkiye azıcık değişik, sen gözünde kal. Yani. Tam böyle dediğin zaman. Gözünde kal. Onun daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı Serkan? Yok. Dünyanın en güzel kadını mı? Değil. Tamam. Değil. Hangi özelliği bir tık daha iyi olabilir? İşte burnu, saçı, kaşı. Boyu. Belki boyu. Kaç boyu? 1.53. Kolombiya'da böyle mi genelde kadınlar? Genelde böyle. Kısa. Kısa. Adamlar? Onlar da kısa. Yapma ya. Ben bu film yaparım ha Kolombiya'da. Geziyor böyle. İyi akşamlar. Merhaba, yarı tanrıyım ben, evet, iyi akşamlar. Yarı ama, maksadım da açmasın. Üstüm at, altım. Bir tane sihirli değnek var elinde Marcela. Fışt yaptın Serkan'a doğru, bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Karakter gibi. Huy. Karakter gibi diyor adamlar. Huy ne ki? Onun için. Huy. Huy işte davranış, alışkanlık. Ben de galiba tam bilmiyorum. Şey diyor. Salak şeylerle kızın iyice kafasını karıştırdım. T-shirt. Öyle düşün yani. Bu her zaman geç kalıyor. Ben onu sevmiyorum. Geç kalıyor. Zamanlama. Timing problemi var. Hı-hı. Geç mi kalıyorsun Aga? Bekletiyor musun kızı?
Yani. Neden? Kaçta diyorsun, kaçta gidiyor? Yok, evden geç çıkma, onu kastediyor. Evet. Niye geç çıkıyor? Her zaman diyor ki benimki 5 dakika sürüyor. Hazırlanma. Ben, evet. Ben hazırım, onu bekliyoruz. Bir anda el bele gitti, fark ettin mi? durdu. Çok uzuyor yani. Evet. Evet. Ne yapıyorsun o arada? Kızı bekletme oğlum, çık beraber. Kendisi hazırlanana kadar hiçbir şey yaptırmıyor. Normal. Ne gibi? Benle bir şey yok. Ne gibi aslarım? Nihayet bir Kolombiyeli bir Adana'lı ile kavga ettirmeyi başardım. Oh ya. Sınırları açtık şu an. Ne gibi aslarım? Banyoya girip duş alma gibi mesela. Tamam. İşte o banyoda işi bitene kadar giremiyorum. Haliyle o bittikten sonra ben giriyorum. Ben sence hazırım, de sanırım. Bu normal değil mi? Banyoda biri ben var. De onu anlatmaya çok tatlı adam. Banyoda ben giremiyorum abi. Ama o banyoda evet giremezsin. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, anladım. Sen girdin banyoya, evet. Ben de gireceğim. Benim de işlerim benim var. Benim de hazırlanmam yani. Zaman alıyor. Sen ne istiyorsun? Sen banyodayken hazır kapıda beklesin. Ya ben şey istiyorum ki o ilk yapsın, hazır beklesin. Öyle değil ama. İlk önce banyo yapıyor mesela. Saçma sapan kıyafetler giyiyor. Kız coştu durduk yere, hiç konumuzla da alakası yok. Ne demek saçma sapan? Ne giyiyor? Yani ev kıyafeti. Hah, tamam. Ondan sonra saçma. Ben hazırım. Bak ben sana daha güzel bir kelime öğreteyim. Saçma sapan değil de sikko. Bunu ne? Öğren. Bundan sonra öyle de. Sikko. Sikko. Ha. Sikko. Şimdi baş taraf banyodan çıkıyor, sikko kıyafetler giyiyor. Buyurun. Yok deme. Tamam. Halbuki onları giymese, normal dışarıdaki kıyafetlerini giyse. Tabii. Hemen çıkacaksınız. Evet. Dışarılıklı dedim, anlamış gibi yapıyor şu an yani. Neyini anladın acaba? Dışarılıklı. Oraya bakıyor, ne diyor? Aynı tatlısınız ikiniz de. Vallahi çok acayip geçti bana aşkınız. Geçti mi aşk size? Anlamıyor musunuz da aşktan hiçbiriniz? Ne aşk abi? Sikko sikko kıyafetten gidiyor. Dünyanın nerelerine gezdiniz birlikte? Rusya, Almanya. Güzel. Fransa, Hollanda. Macaristan, Hollanda. En fakir anınızı anlat bakayım yurt dışında. yurt dışında. Siktir, bana fark etmedi. Bana ne abi? En fakir anınız. Eve ilk çıktığımız andı. Evet. Anlat bakayım o görüntüyü. Eve çıktık ama 5 kuruş para yok. Neyse dedik, bir kirayı ödeyelim. Kirayı ödedik. Bir yatak aldık. Bir televizyon aldık, o kadar. Ne güzel. Evde hiçbir şey yok. Ne kadar sürdü böyle? 4 yıldır böyle abi diye. Çocuk da aynı yatakta yatıyor. Açıyoruz Show TV 24 saat. Parça parça aldık yani, belli bir şey yok. Tamamlandı. Ne güzel abi değil işte. Mi? Beraber yani. Evet, para oldukça aldık. Ne güzel. Sen şu an ne yapıyorsun burada Türkiye'de? Haberleşme mühendisiyim. Marka vermeden bir daha. Sen şu an ne yapıyorsun? Haberleşme mühendisiyim. Haberleşme mühendisi. Ha, güzel bir şey, havalı. Sen ne yapıyorsun şu an? Şu an çalışmıyorum ama İspanyolca öğretmeniyim ben. Ha, normalde tabii çalışsan çalışırsın. Çocuk var diye çalışmıyorsun. Şu an hamileyim. Çocuk aa, aa. Var. Evet. Abi biz de kilo zannetti. Bunların hepsi sana toparlak diye bakarken. Meğer sen kaç aylık? 6,5. Annem desene ya. Sen tığ gibi kadınsın normalde yani. Aa, Allah bağışlasın. Ne ya. Güzel. Kız erkek belli olmuştur. Erkek. Birincisi neydi? Erkek. O da erkek. Bunun adını ne koyacağınız? Koray Matias. Koray Matias. Matias. Bu ikincilik topçusu gibi lan, var ya böyle. Colin Kazım Richards gibi, bildin mi? Koray Matias. Ankara Gücü transfer etmiş daha yeni. Koray Matias. Her iki tarafta da rahat etsin diye. Evet. Güzel isim ama ikisi de havalı isim yani. Bir avaz da inşallah. İnşallah. Öyle derler bana. Ne yapıyorum acaba şu an? Yani bir avaz da derler. Hani bir kere de zorlanmadan doğur. Teşekkürler. Amin. One shot. Sır tutabilir mi Serkan? Yani... Söylememesi gereken bir şeyi söyler mi? Yok, söylemez. Tutar mısın içinde hocam? Hanım tutar mı? Tutmaz. Söyler mi o? Harbi söyler. Mi? Annesine söyler her şeyi. Her şeyi. Evet. Ha, annenin her şeyi paylaşıyorsun. Evet. Çekiştiriyor musun bu adamı? Mesela ne diyorsun annene Serkan'la ilgili? Her şey. Yok, benle ilgili değil, her şey. Her şey. Evet. Onunla ilgilenmiyorum. Senle ilgiliyorum ben şu an. Serkan'la ilgili ne diyorsun? Her şey.
Yani kavga şey yok. Şu anda bana Türkçe azmış gibi bakıyor. Her şey anlıyor musun? Her şey dedim. Her şey, her şey demek. Anla artık. Tamam, her şey de. Yani mesela kavga ettiniz. Anlatırım. Serkan'la. Anlatır mısın? Anlatırım. Nasıl anlatıyorsun? Böyle şey mi? Her şeyi olduğu gibi anlatıyor musun? Evet. Örnek ver bakayım. Ağlıyorum da. Ağlıyorsun? Evet. Ne ağlıyorsun lan kızı? Normal kavga ya. Annene ağlıyorsun. Annen ne diyor? Annem Serkan'ı çok seviyor. Yani her zaman şey yapmaya çalışıyor. Ara bulmaya. Ha. Serkancı biraz. Ha, ben her zaman suçluyum. Serkan'a şey veriyor. Hak veriyor. İlk baştan çok oluyordu. Ama o artık geçti. Yani çok ağlıyordun en başlarda. Evet, evet, çok kavga ediyorduk. Kültür biraz farklı. Alışana kadar biraz zaman geçti. Nesi farklı mesela? Yani her şey farklı. Yemek kültürü... Aga bak, yine söyleyeceğim. Senin Türkçen bu kızdan daha iyi olmalı yani. Hadi o tamam, her şeyle çözmeye çalışıyor ama sen bunu yapamazsın yani. Ne kazandığını bilir misin Serkan'ın? Tam bilmiyorum. Söylesin burada, ister misin? Söylesin. Ha vallahi kız, senin yılların merakını böyle bir söyleyecek tabii ya. Söyle ulan. Bilmiyor mu? Bilir. Yaklaşık bilir. Evet. Ne saklıyorsun sen? Vergi dilimi zaten evet, her ay değişiyor. Sistemi bilmiyorum. Ha burada tamam. Bu vergi diliminden her ay değişiyor zaten. Ama yaklaşık biliyor. Paralar kimde durur? Serkan'da. Kolombiya para birimi ne? Peso. Pesonuz var mı birikmiş? Yok. Değişik bir soru oldu gerçekten. Birikmiş pezonuz var mı sana? Saçma sapan böyle bir küfürlü şaka yapmışım gibi oldu yani. Birikmiş pezo mu? Haldun abi var ama. Durduk yere. Birikmişiniz var mı? Var. Valla? Ha iyi güzel. Evi aldınız mı aga? Kira mı? Yok kira. Ama alacaksınız. Yok. Yok niye alalım? Ne gerek var abi? Ya yaşıyoruz ne güzel. Ev nerede şu an? İstanbul'da. Çekmeköy'den. Ha Çekmeköy'den geldiniz. Ha evet. Site hayatı. Evet. Tamam güzel güzel. Sizin gibi var mı böyle komşularda da yabancı babancı kimse? Çok. Rus çok orada. Çekmeköy'de? Evet. Değişik bir bilgi aldım şu anda yani. Şuradan çıkıp beni Çekmeköy otobüsünde görseniz ama şaşırsınız abi. Binmiş 56C'ye gidiyor. Ne var abi? Tesadüf arkadaşım var ya. Allah Allah. Öyle mi ya Çekmeköy? Ha. Ama hep sevgili. Yani tamam oğlum manyağım. Allah Allah. Vay anasını. Var mı Çekmeköy'de oturan? Var mı hakikaten çok yabancı? Yani ben görmedim hiç. Oğlum görmemiş, atıyor tutuyor. Çekmeköy çok büyük yani. Çok büyükmüş Çekmeköy. Başka var mı Çekmeköy'de? Var mı böyle bir şey? Aynı evde yaşıyorum. İki tane Çekmeköy'ü bulduk. Aralarında 25 kişi var. Kim oldukları belli olmayan. Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Nesisiniz birbirinizin? Eşim. Ha eşiniz. Evet. Kaç yıldır? Yaklaşık 6. Daha yakın. Yaklaşık 6. Ne güzel. Şey baba var mı hakikaten öyle? Ne? Kaçmış? Bilmiyorum. Şaşırmış. Yanlış biliyor galiba. Hocam ortaokul bitti mi lan? Boşver şimdi. Çekmeköy evlilikler konuşulur. 2018-2014. Sen nasıl 6 buldun bana bunu anlat. Müsbey, Bey, komşuya gittim önce. Baktım çıkmıyor. Komşudan onluk aldım önce. Komşuda Rus. Gittim onluk var mı dedim. 6 ha? Senin gönül gözünle 6. Çok çekmişsin sen. Abi 21. Bana 6 gibi geldi. Ne zaman evlendin? Geçen sene abi ama. Çok çektim yani. 4 sene olmuş aslanım. Demek ki. Hangi aydı? Mart 15. Onu biliyorum. Yani aşağı yukarı 4 sene 7 ay gibi. Galiba. 4,5 sene. Ben şimdi hesaplayamıyorum çünkü zor duruma düştüm. Yo düşmedin. Bu kısmı kesebiliyorsunuz değil mi? Yani... Burayı teaser yapacağız aslanım. En başa koyacağız. Sana ortaokul mezunu musun dediğim o yeri. Seni zoomlayarak. Biz de ne abi? Biz sevmeyiz insanları mutlu edelim. Eyvallah abi. Evlenme teklifini sen mi ettin? Biz de anlat bakayım. Matematiğe yoktu. Dayanarak anlat ama. Evet. Bizde evlenme teklifi olmadı. Neden? Yani biraz bizim de evleneceğimiz belliydi. Gidişat çok belliydi. Hanıma ver bakayım. Tamam. Ver.
Hoş geldin şekerim. Merhaba. Teklif etmemiş. Evet. İster misin teklif etsin? Yani evet, öyle bir aramızda hani istemiyormuşsun gibi aslında konuşuyordum da hep. Hani böyle bir şöyle olsa çok gülerim bilmem ne falan gibi. Neyse şöyle oldu bizim de aslında. İşte aileler tanıştı falan. Sonra biz evin önünde yüzük almaya gidiyoruz. İşte kayınvalidem, annem falan, Yılmaz. Burada mı kayınvalideniz şu an? Yanımda. Öyle mi? O sonra da ona vermek yok mikrofonu. Delirdim ben bugün. Sen de torunu çağır gelsin neredeyse. Konuşacağız. Sonra evet. İşte Yılmaz koluma girdi. Dedi ki ya işte şimdi dedi yüzük almaya gideceğiz dedi sana. Herhalde tek taş falan da alacağız. Yani bir evlenme teklifi de olmadı ama yani artık idare ederiz gibi. Koluna mı girdin aslanım kızın? Ver bakayım anasıyla konuşalım. Problem annede. Öncelikle sorumlusun. Siz bu çocuğu niye okutmadınız? Hemen sanayiye mi verdiniz? Çocuk gel. Zahmet vermezsem ayağa kalkar mısınız hanımefendiciğim ya? Kusura bakmayın olur mu? Teşekkür ederim. Bozduk rahatınızı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzlemiş miydiniz gelmeden bölümleri? Evet, evet. Ha, gülmüştünüz. Evet, çok güldüm. Teklif etmemiş sizin oğlan. Niye böyle ayı büyüdü bu? Aslında öyle değildir. İncedir oğlum. Daha ama... yakın. Daha yakın mikrofon ne olur ha. Bilmiyorum, herhalde heyecanlandı. 4,5 yıldır heyecanlı galiba çocuğumuz. Abi Mart 2014'te bir heyecanlandı. O gün bugün eli titriyor bak. Belki Parkinson'dur, bir gösterin yani o heyecanla alakası yoktur onun. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Ne zarifsiniz, geldiniz bu arada. Teşekkür Başka ederim. Çocuğunuz var mı? Var. Mesut Bey burası silme ayı bak şöyle. 3-4 tane daha var, burada böyle sınırsız. Ne teklif ederler. Yolda tanıdık görünce arabayı üstlerine kırarlar. Böyle insanlar mı? Eyvallah. Burası çok ekmeğim. Güzel çocuklar büyütmüşsünüz. Tebrik ederiz gerçekten. Rica ederim. Burada bir kinaye yok. Ben ciddiyim. Onlar gülüyor. Onlar terbiyesiz. Çok güzelmişsiniz. Bir alkışlayalım hanımefendiyi. Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi tüm hızıyla alkışlarla devam ediyor. Sevgili bizi videodan izleyen beleşçiler, merhaba. Size bir duyurumuz var. Biz turne yapmaya başlıyoruz. İzmir, Eskişehir, Ankara, Bursa gibi, Antalya gibi planlarımız var. Bunun için bendeniz Mesut Süre Instagram'dan beni 100 bin takipçiye çıkardınız. Çıkarmadınız. Şu İstanbul'dan çıkanı öpsünler, o kadar net söylüyorum. Sen bilirsin. Çünkü biz duyuruyoruz aslanım oradan, duyuruyoruz. Bir kalabalık olalım orada. Videoyu izlemiş 400 bin kişi, benim 70 bin takipçim var. Sıçarım ben böyle, iş affedersin. Çok net oldum ama. Sevgili Serkan, Marsel'e senin eski sevgililerini bilir mi? Hiç bahsettin mi? Bilir misin? Kaç seneymiş onun eski sevgilisi? Kaçını bilmiyorum ama fotoğrafları falan gördüm. Fotoğraflarını mı gösterdin? Kaç kız vardı? Bir tane. Uzun ilişki miydi? 6 ay falan. Hayır, kısa. Ha tamam. Kız güzel miydi? Bana benziyor diyor anne. O zaman bence çok güzelmiş. Sana mı benziyordu hakikaten? Öyle diyor annem. Annen diyor. Hı. Sence benziyor muydu sana? Benziyor. Aha. Kısa mıydı o da? Yok. O kısa değildi sanki. Yani benden uzun. Herkes uzun. Tabii canım, birkaç sincap senden uzun. Öyle söyleyeyim yani. Yok. Estağfurullah. Sana yakışıyor ama. Çok. Vallahi bak, bazı insana kısa boy yakışır. Teşekkürler. Vallahi öyle bak, bana da uzun boy yakışıyor yani. Ben şimdi 1.53 olsam, haksızlığı aşmasın insan içine çıkamam, böyle söyleyeyim ben. Yani hiç sordun mu peki niye ayrılmışlar, ne olmuş? Yok. Annem. Sen. Yok ben. Sürekli annen diyor. Ama şu an annem burada değil, ne olur artık bunu. Sana soruyorum annene diye. Elinde bir sihirli değnek var, fışt değiştirdin. Marcelo'nun bir huyu değişsin. Hangi huyu değişsin? Rengini çok belli ediyor onu belki. Ne? Yani bir şeye sinirliyse hiç saklamıyor. O ne bazen yapsın? İşe yarıyor. Bazen abi işe yarıyor. İçine atsa halbuki. Dert yapsa kendine. Topak topak dert olsa çok hoşuma gider. Bir hastalığa yakalansa çok isterim. Halbuki söylüyor oğlum. Güzel bir huy bu yani. Yani çok güzel değil. Her yerde, her şeyde. Misal? Yani mesela buluştuk arkadaşlarla diyelim. Beğenmediyse beğenmedi. Direkt böyle orada somurtur, şey yapar. Beğenmediğini belli eder. Arkadaşlarını beğenmedi.
Örnek sen. Yani ne olursa. Öyle bir şey oldu mu daha önce? Bilmiyorum. Oldu mu mesela? Beğenmediğin bir arkadaş grubu, bir arkadaşı. Ben buraya geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. Bu da sürekli arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak istiyordu. Ben anlamıyordum, ben sinirleniyordum. Çünkü ben şimdi anlıyorum. Yani kimse İngilizce konuşmuyordu. Ama o zaman illa benim için geliyorlardı. Ben anlamıyorum ama. Dünyanın en haklı kadınıyla karşı karşıya şu an. Haksız Osman'dan sonra haklı Marcela ile karşı karşıyayız şu an. Vallahi öyle. Haklısın ya. Çok güzel ifade ettin. Benim için geliyorlar, ben anlamıyorum. Bana gelmişler, beni konuşuyorlar. Ben anlamıyorum. O zaman neden buluştuk? Kıskanç durumunuz ne? Birbirinizi kıskanır mısınız? Yok. Mesela senin çok da hakim olmadığın bir grup düşün. Birkaç tane de kadın var. Sen yoksun. Tatile gidebilir mi? Gidiyor zaten. Ne güzel hayat lan bu Seko. Nasıl gidiyor oğlum? Arkadaş işte yani. Arkadaş ben Kolombiya'dayken yazın oluyor. Gidiyorum. Bu da arkadaşlarıyla dışarıya çıkıyor. Kızlar da var. Evet, evet, karışık. Ha. Tamam. Hiç sen dedin mi ne ayak? Yok. Şu arkadaki bikinili kim? Yok. Sen kıskanç mısın? Yok. O gidebilir mi? Gider. Tatile gittiler bir hafta Antalya'ya. İş yerinden adamlar, madamlar, kadınlar. Ha. Gider. Gider. Giderim. Çok gidesin de var galiba Marcela. Giderim. O, ne olur biraz daha konuş. Gideceğim çünkü. Ben açacaktım bu akşam konuyu. Sen aradan girdin. Vallahi mükemmel oldu. Git kız. Bir öpüşüp barışsanıza. Kim o oğu diyen? Ne oldu oğlum? Adam hanımını gayet usturuplu bir şekilde öptü ya. Oo! Dudak dudağa değdi. Evet. Değdi. Yurt dışında okuyan? Vay nerede? New York. Hangi yıllar bu New York? Oh, 2005-2008. 2005-2008 mi? Hmm, iki sene. Yok, üç. Ya İngilizce çalıştık orada. Sevgili dostlarım. Hepinizi sevdik. Para verdiniz. Buraya geldiniz ama kimse dört işten bilmiyor. Yani kimse 2018'den 2014'ü 2008-2005'i yok yok. 3 ay o. 2008-2005. 3 oğlum. Hangi bölüm okudun orada? Bilişim sistemleri mühendisliği okudum. Onun İngilizcesi ne? Information Systems Engineering. Yeah. Ben de işletme. Company. Sevgili ilişki testi izleyenleri, bu videonun altında açıklama kısmında Cambly'nin linki var. Sizden ricamız ilişki testi izleyenleri olarak o aplikasyonu indirmeniz. Biz de azıcık gücümüzü göstermiş oluruz bundan sonraki bölümler için. Sonra diyorsunuz yani haftada iki olsun, haftada iki olsun. Nasıl olacak bu iş? Bu program. Şunu söyleyeyim yani öyle kolay değil. Dört kamera çekiyoruz, tamam mı? Don't burn water. Yani su yakmıyor. Onu söyleyeyim sana. Öyle kolay değil. Omuz vereceksin, indireceksin, bir şeyler yapacaksın. Öyle yani. Hepsi anladı. Hepsi elementleri bunların. Bence önce siz indirin anasını satayım. Siz de yani bunu anladığınıza göre. Sizde de bayağı problem var, onu söyleyeyim. Bak kız anlamadı. Ne diyor acaba diyor. Eğer bu videonun sonuna kadar en az 3 kere kahkaha attıysan ve hala Cambly'yi aplikasyon olarak indirmediysen sen ilişki testi seyircisi. Naif beddua severim. Verebilirsin. Dünya güzeli kız gelsin. Sana desin ki buralarda bir club arıyorum eğlenmek için. Arkadaşım da yok. Bana eşlik eder misin desin. Anlayama. Gitsin 2 metre ötendeki adama sorsun, onunla gitsinler. Çok isterim. Beni tanı. Bunu İngilizce söylemem gerekirse. A woman who is world beautiful girl ask to you where's the club with amazing time with you. Anladın? Yani bu duruma düşmemek için Cambly'yi indir. Çok güzel, çok tatlı bölüm oldu. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi bir puanlayalım istiyorum sevgili seyirci. Çağdaşlığı puanlayalım önce. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. O. Değil mi? Müthiş bir güven. Yani kıskançlık yok. Çünkü çok güven var. O. Bence de yani. 9. Hatta 10. 10 diyenler. O. Sadakat. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Bir şey de yok değil mi? Bir şey karıştırmadılar. Bir isim bizim duymadık. Kolombiya'nın kızları güzel mi hocam? Güzel. Hakikaten mi? Yani 3-5 senede bir Kolombiya'dan veya Venezuela'dan zaten yakınlar birbirine. Tamam. Dünya güzeli çıkıyor. Ha, doğru. Çıkıyor.
Bir dahaki içerinizden bana da bilet alın. Üçümüz gidelim. Dolarak. Enişte bul aslanım. Eğlence düzeyi. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Ne yaptın oğlum? Çok tatlılardı ya. Siz ne bekliyorsunuz acaba? Ben anlamadım ki. Tövbe estağfurullah. Ağırsın. Sizden önce 4 işlem öğren. Beğenmeyene kadar. 3'ten 2'yi çıkaramaz. Gelmiş komik değiller. Sen bakalım komik misin? Kusura bakma. Çünkü artık program bitti. Sizi satmak zorundayım yani. Benim karakterim zayıf biliyorsunuz. Çok çok güzel. Çok tatlı bölüm oldu. Çok içime sinen bir bölüm oldu. Gitgide hakikaten büyüyoruz. Ne güzel iş yapmışız. Sevgili seyirciler. Hem Marcel'e hem de Serkan'a, Seko'ya çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür sevgili abi. Arkadaşlarım. Bölüm biter. Bendeniz Mesut Süre. Hoşça kalın. Bay bay. Alkışlarla. La la la. La 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 la. La 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 la. Görüşürüz.